Plastik cerrahinin ana konularından bir tanesi de el cerrahisidir. Çeşitli kazalarda ve iş kazalarında elimiz yaralanabilir, ön kol yaralanabilir, kol yaralanmaları da meydana gelebilir. Ufak kesilerden tutun, ön kolun, elin, kol bölgesinin çok şiddetli ezildiği yüksek enerjili travmalara kadar e, rastlayabiliyoruz e, Bu yüksek enerjili travmalarda e, elin, ön kolun, kolun derisi, kas dokusu ve kemikleri e, harap olabilir, parça parça olabilir, çok ağır yaralanmalar meydana gelebilir. E, tamirinden sonra bile e, çeşitli problemler e, ortaya çıkabilir, çeşitli sakatlıklar ortaya çıkabilir. E, trafik kazalarında çok el yaralanması meydana gelebilir. Bunlarda e, özellikle kirli yaralanmalar meydana gelirse tedavisi e, güçleşebilir. E, el yaralanması dediğimizde basit cilt kesisinden dediğimiz gibi tendon kesisi, sinir kesisi, damar kesisi ve e, kemik yaralanmaları, kemik kırıkları ile birlikte olabilir. Kemik kırıkları ile birlikte olan e, bir yaralanma Tendon kestiğiyle, damar hasarıyla, sinir kestiğiyle birlikte ise en şiddetli ağır yaralanma olarak tanımlıyoruz. Bunlardan sonra birkaç ameliyatla ele fonksiyon kazandırmaya çalışıyoruz. Daha sonra da ele bir fizik tedavi, rehabilitasyon gibi uzun süre tedavi gerektiren işlemler de gerekebiliyor. Kendimizi... Yüzümüzü nasıl koruyorsak estetik açıdan elimizi de korumaya çalışmalıyız. E, trafik kazalarında, yani Allah kimseye vermesin e, bu tip yaralanmalar meydana geliyor demek ki hız felakettir diyeceğiz. Dikkatli araba süreceğiz. Özellikle motor kullananlara çok dikkatli olmalarını öneriyoruz. E, günümüzde malum paket servis zirvede korona sebebiyle. Ama motosiklet sürücüleri de arabanın sağından, solundan, e, ters yöne girerek hatta e, kendileri hiç trafik kurallarına tabi değilmişler. Motorlu taşı değilmişler gibi davranıyorlar. E, biz araba sürücüler sağımızdan geçen motosikleti göremeyebiliriz. E, sağa dönerken, öndeki araç sağa dönerken motosikletin sağa dönmeye çalışması arabanın altına girmesine yol açıyor. Daha e, en basiti kırmızı ışıkta dururken arkamdan bana motosiklet çarptı. Adam yere düştü. Artık kalkıp e, yerden kaldırıyoruz, acil bir durum oldu mu diye bakıyoruz. Yani hangisini uyaracağız? E, şaşırmış durumdayız. Sizlerde de trafik motosiklet sürücüleri çok şiddetli yaralanmalar meydana gelebilir bu düşüşlerde. E, otomobilin içindeki kaza zede gibi olmayabilirsiniz. Çok daha şiddetli yaralanmalar meydana gelebilir. Tedavisi zor olan durumlar ortaya çıkabilir. Motosikletleri daha dikkatli kullanmalarını öneriyoruz. Maddi hasar neyse de vücutta meydana gelecek hasar gerçekten tamiri zor olabilir. Çeşitli mikrocerrahi ameliyatları, aylar süren giriş, tedavi süreçleri yaşayabilirsiniz. Motorlu taşıt olduğunuzu unutmayın diyorum motosiklet kullanıcılarına.